özellikle Kalemler ve Tekke köyleri hala yanıyor. Baş hayvan böyle olmuş. Yine bahçelerde özellikle meyve ağaçlarında, zeftelerde çok ciddi zararlar var. Şu yangının çıkışıyla ilgili mahalledeki vatandaşlarla konuştuk. Çok değişik bölgelerden aynı anda başta 4 tane daha sonra 7-8 yerde birden başlamış. Ve Soyraz'ın etkisiyle kısa sürede bütün alana yayılmış. Şimdiye kadar Manavgat'ta gördüğümüz en büyük yangın bu maalesef. Ama dediğim gibi tek bir eserliğimiz var, can kaybımız olmaması. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ama henüz kontrol altına alınmış değil. Bazı bölgelerde hala yangın devam ediyor. Açıkçası böyle bir şey ortamda suçlamak belki doğru olmaz ama bir tek bir şey gördük burada, uçak, daha doğrusu söndürme uçağı. 5-6 tane helikopter var ama helikopterler bilirsiniz yani söndürme uçakları kadar değildir. Onlar başlarda değişik yerlerde olunca dağılmışlar ama maalesef bir ayrılmasına engel olamamışlar. Keşke bir tane değil de 5 tane söndürme uçağımız olabilseydi belki zarar bu kadar olmayacaktı. Ama ben bütün Manavgatlılar arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ağırdan aldılar ilk başta. Sonradan hızlandılar ama yanında canımız çıktı orada. Yani bağırıyoruz, görüyoruz diye. Küçükten duvarladı. Ondan sonra bir anda pişti. Kimse müdahale yok. Bir felaket. Çok değişik yerlerden çıktığı söyleniyor. Bir de çok şiddetli bir baraj var. Bunun da etkisiyle birden çok geniş alanı. Yani şimdiye kadar Manavgat'taki en büyük yangın. Felaket. Neyse, can kaybı yok, tesellimiz olur.